Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte. Onun ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli izleyenler, Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük'ün yeni bölümdeyiz. Nutuk'ta en son İlyas Bey'in komutanlardan Cemal Bey'e, Tevfik Bey'e, Münir Bey'e, Faruk Bey'e, Mehmet Bey'e yazdırdığı telgrafı okuyacaktık. Bakalım neler yazdırmış bunların adına. Malatya'dan İlyas Bey, güvenilir bir kimse olan jandarma yüzbaşısı Faruk Bey'den biraz önce alınan bilgiler aşağıda verildiği gibidir. Faruk Bey, Kahta ve çevresinde takipte Malatya'ya 5 saat uzaklıktaki Raka köyünden Kürtlerin toplandıklarını, şimdi Mutasarrıf ile arkadaşlarının orada bulunduklarını, Siverek'e kadar uzanan bölgedeki aşiretlerin birbiri ardınca buraya gelmekte olduklarını, Dersim aşiretlerine varıncaya kadar Kürtlük adına çağrıldıklarını, mutasarrıfın planına uyarak önce Malatya'ya saldırıp tamamıyla yağmaladıktan sonra bütün kuvvetleri ile Sivas'a doğru yürüyeceklerini, Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve süreceklerini, Dersimlerinde aynı zamanda Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasarrıfın Malatya'dan gitmesi Kürtlük adına kendilerine karşı büyük bir aşağılama ve hakaret olarak sayılıyormuş. Baksana. Vali böyle bir yağmaya ve katliama taraftar ve razı olmadığını ancak mutasarrıfın düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya çarpışarak girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceğini ve yanlarındaki İngiliz binbaşısı da Urfa'da bulunan İngiliz tümeninin harekete hazır olduğunu bildirmişse de Hacı Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği ve aşiretlerin Malatya'nın Kürdistan sayılıp Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde direndikleri, dün akşam Malatya'ya dönmek isteyen valiyi bırakmadıkları abartılmadan arz olunur. Şartları aşağıdadır. 1. Valinin yerine dönmesi. 2. Mutasarrıfın eskiden olduğu gibi yerinde kalması. 3. Elazığ'dan gelen askerlerin geri gönderilmesi. 4. Vali 100 silahlı Kürtle Malatya'ya girdiği zaman huzurun sağlanması ve Sivas'a doğru yürümesi. 5. Aşiretlerden alınan 7 tüfekle bir tabancanın geri verilmesi. İlyas Bey'e şunu yazdım. 11-12-1919 Malatya'da İlyas Beyefendi'ye. 1. Verdiğiniz bilgiler heyetimizce dikkate alındı. Zat-ı alinizde şartlar ileri sürenler kimlerdir? Böyle bir ilişkiye girişmek asla doğru değildir. Hainlikleri ortaya çıkan vali, mutasarrıf ve yardakçılarının yakalanmaları, kışkırtmaya çalıştıkları bazı gafil kimselerin de uyarılması söz konusudur. Bunun için bütün şiddetiyle karşı koymak gerekir. 13. 15. ve 3. kolordu komutanları şu dakikada telgraf başında alınacak ortak tedbiri kararlaştırmaktadırlar. Elde edilebilen kuvvetler her taraftan harekete geçirilmiştir. Orada alınması gereken tedbirlerin Zat-ı Anis tarafından sükunet ve ciddiyetle alınmış bulunduğuna güvenimiz tamdır. O bölgede bulunan bütün telgrafhanelerin tutulması ve mutasarrıf vekili Tevfik Bey kardeşimizin de hükümetin güç ve otoritesini en üst bir şekilde göstermesi dikkate alınmalıdır. 2. Şu anda Aradolu'nun bütün merkezlerinden Zat-ı Şahane'ye yapılan hainlik bilinmektedir.
orada da aynı şekilde hareket edilmelidir. 3. İngiliz binbaşısının sözleri blöftür. Kürtler birleşip toplanabilseler bile asker kuvveti karşısında ne dereceye kadar başarı gösterebileceklerini takdir buyurursunuz. 4. Bedir Ağa'yı, Keven aşiretinin reislerini ve haince hareketlere karşı olan diğer beyleri tarafınıza çekmeye çalışmanız uygun olur. 5. Adıyaman'dan hareket eden süvari bölüğü ile Siverek ve Diyarbakır'dan hareket eden birer taburla bağlantınız var mı? Nerelere vardılar? Telgrafhanede bulunan kongre heyet adına Mustafa Kemal. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Bu ülkenin nerede 5. sınıf adamları varsa gazete köşelerini, televizyon ekranlarını parsellemiş veya onlar oraya oturtulmuş. Şu millete de yazık günahdır. Bütün davada bu yaştaki insanların, bu yetişen neslin estetik zevkini, milliyetçilik duygularını, aklına ne gelirse bozup atmak. Yatağım Baba tarihinde değerli izleyenler, tarihte bugün ben 2 tane makalem yayınlamışım. Bunlardan bir tanesi, bir Kur'an düşmanlığı keramet adını taşıyor. Bir Kur'an düşmanlığı kerametin özeti şu: İmam-ı Azam keramet sahibi, yani Allah dostu olanların ilim adamları olduğunu söylüyor. Eğer ki ilim adamları böyle kabul edilmezse Allah'ın dostu da yoktur. Ortaya koyduğu tez bu. Aşağıya bağlantıyı yazacağım, tıklayıp okuyabilirsiniz. Bu özellikle yeni nesillerimizi bu tarikat cemaat tuzağına düşmekten alıkoyacak olan bir yazıdır. Çünkü bu tarikat ve cemaatin en çok propagandasını yaptığı, beyin yıkadığı alan bu keramet alanıdır. Keramet sahipleri bilim adamlarıdır, ilim adamlarıdır. Eğer bunlar keramet sahibi değilse Allah'ın keramet sahibi hiçbir kulu yoktur. Söz İmam-ı Azam. Ama Alper Bey, işin özetim artık bu böyle gitmez. Şu ülkeyi seven insanların da o televizyonlarda, o gazetelerde yazması, konuşması lazım. Atatürk tarihinde değerli izleyenler, günlüğünde 22 Mart'tan aktaracağım anı, çoğunuzun denk geldiği bir ilginç fotoğraf. İşittik ki Erzurum'da bir paşa çıkmış. İkinci başlık Atatürk Diyap Ağa'yla. Bu anı 22 Mart 1921'den değerli izleyenler. Atatürk'ün 1. mecliste en sevsade milletvekillerinden Diyap Ağa, soyadı Yıldırım, 1852 yılında Çemişgezek'te dünyaya geldi. Ferhat Uşağı aşiretine mensuptu. Genç yaşta aşiret reisi oldu. İlk mecliste Dersim milletvekili olarak Ankara'ya davet edildi. Enver Behnan Şaployo'nun 27 Temmuz 1931 tarihli Yeni Gün gazetesinde yayımlanan röportajında nasıl mebus olduğu şöyle anlatılıyordu. Gavur Anadolu'yu sardı, hepimiz bir düşünce aldı. Din ve diyanet, ırz ve namus, Türklük tehlikeye düştü. İşittik ki Erzurum taraflarında can kurtaran bir paşa çıkmış, meclis kuracakmış. Onu hep gözledik. Öğrendim ki bu paşanın adı Mustafa Kemal imiş. Onun büyük yüzünü görmeye can attım. Fakat o zaman olmadı. Sonra Sivas'a, ardından da Ankara'ya gelmiş.
Bu zaman bizden iki mebus istedi. Herkes korktu. İhtiyar halimle vatanı kurtaranların yanına koşmayı, hatta başımı bile vermeyi göze aldım. Diyap Ağa'nın bu vatansever tavrı Atatürk'ün çok hoşuna gitmişti. Aralarındaki ilişki zamanla özel bir dostluğa dönüştü. Diyap Ağa, Atatürk'ün Dersim özel temsilcisi gibiydi. Diyap Ağa'nın takdir gören davranışlarından biri de Sakarya Savaşı sırasında Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınmasının gündeme gelmesi karşısında o güne kadar çok az söz aldığı meclis kürsüsüne çıkarak milletvekillerine seslenmesiydi. Biz buraya kaçmaya mı geldik? Yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunu da kafama sıkarım. Bu böyle bilinir. Helal olsun Diyap Ağa. 22 Mart aynı zamanda değerli izleyenler Dünya Su Günü'ymüş. Değerli izleyenler, Yatağan Baba yayınlarına destek olmanızı bekliyorum. Eksik olan ekipmanlarımı alabilmek ve yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımı bastırabilmek için. İlk almam gereken bir yaka mikrofonu. Desteklerinizi doğrudan IBAN numarama gönderebilirsiniz. Not yazarsınız şu sebepten destek diye. İster ekipmana, ister yeni kitapların basımına. Yeni kitaplarımın basımına destek olanların adlarını değerli izleyenler kitapların içine teşekkür amacıyla yazacağım. Ekipmanıma destek olanları da bu videolarımda sondaki künye bölümüne teşekkür ederek adlarını gene yazacağım. Lütfen ilgisiz kalmayın. İster 100-200 lirayla destek olun, ister 500 lira, 1000 lirayla fark etmez. Önemli olan bu işe sahip çıkmanız ve mücadeleyi beraber sürdürmemiz. İkinci olarak yayınlanmış kitaplarımı sipariş vererek destek olabilirsiniz. Hem de kitaplarımı okumuş olursunuz. Basılmış hep 14 diyordum. Herhalde 16 basılmış, yok 4'tü, 15 kitabım basılmış. Bunlardan 11 tanesinin stokları mevcut değerli izleyenler. Adrese teslim, kapıda nakit ödeme kolaylığıyla gönderiyorum. Kapıda nakitle uğraşmak istemiyorsanız, 5'li, 8'li veya 10'lu setimi hangisini aldıysanız set ücretini önden IBAN'ıma gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya iş yeri adresinize. Yurt dışından da sipariş verebiliyorsunuz. Önden Western Union'la set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize. 10-15 gün içinde ulaşıyor. Türkiye içine ise İstanbul'a uzaklığa göre 2-3-5 gün içinde. Bu kadar kolay. Hem kitaplarımı alıp okumanız hem de çalışmalarıma destek olmanız. Yatağan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde tekrar görüşelim.
Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga edip ölmeye mi? Eğer meclisi taşımak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bile olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunu da kafama sıkarım. Bu böyle bilinir. Helal olsun. Diyap A.